Herkese merhaba. Yine İstanbul'dayız. Eski'nin geleneksel boğaz yaşamını hissedebileceğiniz, çınar ağaçlarıyla bezeli, köklü bir İstanbul semtine getirdim sizi. Burada buram buram mahalle havasını da hissedebiliyorsunuz aynı zamanda. Nereye mi getirdim? Çengelköy'e getirdim. Çengelköy gerçekten görülmesi gereken yaşanılısı bir semt. İstanbul'un en önemli, en köklü, en tarihi semtlerinden de biri. Şimdi şöyle bir manzaraya baktığım zaman şunu da hemen belirtmek istiyorum. Gerçekten ama gerçekten İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden. Hatta bence dünyanın en güzel şehri. Şöyle bakar mısınız manzaraya? Muhteşem. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve Çengelköy'ü gezmeye başlayalım. Çengelköy, İstanbul'un Üsküdar ilçesi sınırları içinde yer alır. Boğaziçi'nin Anadolu yakasında Vaniköy ile Beylerbeyi arasında bulunur ve eskiden yüksek gelirlilerin oturduğu en lüks ve en pahalı semtlerden biriydi. Osmanlı döneminde üst tabakanın akıl hastaları tedavi için bu semtte bulunan yalılara gönderilirdi. 1960'lara kadar çoğunlukla Rumların oturduğu bir Boğaziçi köyüydü. Bugün de geleneksel Boğaziçi yaşantısının izleri görülmektedir. Çengelköy adını Osmanlı döneminde gemi çapalarının burada yapılmasından dolayı almıştır. 17. yüzyılda Üsküdar'dan sonra gelen İstanbul kıyılarının en büyük kasabasıdır. 18. yüzyıl başlarında Çengelköy Osmanlı İmparatorluğu için önemli bir hale gelir. 28 Ağustos 1832'de Çengelköy'de büyük çaplı bir yangının çıktığı ve 2. Mahmud'un felaket zedelere 15 bin kuruş miktarında yardımda bulunduğu söylenir. Tarihin tüm dönemlerinde kıymetli bir semt olan Çengelköy, günümüzde de oldukça değerlidir. Çengelköy turumuza ilk olarak Boğaz manzaralı küçük meydanından başlıyoruz. O Çengelköy'ün o küçük meydanı işte burası. İnanılmaz bir tabii ki deniz manzarası. Köprü böyle o kadar yakın ki sanki uzanıp köprüyü yakalayabilecekmişsiniz kadar yakın gibi görünüyor. Oltacı balıkçılığı tabii ki Boğaz olduğu için burada da var. Gördüğünüz gibi balık tutanlar. Bir de bu meydanda işte banklar var. Banklarda oturup kahvenizi alıp banklarda oturabilirsiniz. İsterseniz de hani yemek yiyeceğiniz, kahve içeceğiniz, kahvaltı yapabileceğiniz mekanlar da var bu bölgede. Burada her türlü alternatif var. Yani bulabilirsiniz her türlü alternatifi. Ama ben bu küçük meydanı çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ben olsam işte kahvemi, çayımı alıp bu banklarda oturup şuradaki bu muhteşem Boğaz manzarasını izlemek isterim. Çengelköy'ün çok küçük bir meydanı var. Yani Çengelköy'ün tabii bir caddesi var. Bütün yeme içme restoranları, alışveriş dükkanları burada. Burada bir mahalle havası var. Bir de küçük bir meydanı var. O meydanın tam böyle denize olan tarafında da Çengelköy iskelesi var. Çok şirin bir iskele. Zaten çok güzel de bir yolu var böyle yeşillikli. Çok hoş bir yolu var. Tam bir fotoğraf çekilmek için uygun olan bir yol. Burası 1894 yılında yapılmış bu iskele. Daha önce yine başka bir yerdeymiş. Kayıkçıların olduğu yerdeymiş bildiğim kadarıyla. Ama 1894'te yine burada bu küçük ahşap Çengelköy iskelesi yapılmış. Zaten Boğaz üzerindeki iskelelere doyamıyorsunuz. O kadar güzel ki çok şirin, çok tatlı. Ve buradan da birçok yere, Ortaköy'e, Beşiktaş'a, Kadıköy'e her yere hemen hemen seferler var. Dediğim gibi Çengelköy'e gelip de eğer karşıya geçmek isterseniz buradaki seferlere bakıp ona göre hareket edebilirsiniz efendim. Çengelköy'ün
Çengelköy'ün dar, küçük, sevimli sokakları ve tarihi evleri mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Çengelköy denildiği zaman akla ilk gelen, Çengelköy'de bulunan 780 yıllık bir çınarın altında yer alan çay bahçesidir. Boğaz manzarasına ve güzel deniz havasına karşı çayınızı içebileceğiniz bu mekan Çengelköy'ün sembollerindendir. Efendim şimdi Çengelköy'ün börekçisi, simitçisi, fırını çok meşhur. Şimdi ben sizi çok güzel bir yere götüreceğim ama onun öncesinde bir şeyler almam gerekiyor. Böyle alışverişimizi yaparak gideceğiz. Sürpriz olsun bakalım nereye götüreceğim sizi. Simit alacağım çünkü simiti çok meşhur. Çengelköy simiti alayım iki tane. İki tane tamam. Evet ne kadardı? Bir tanesi 7. Tamam oldu. Ama yanıklarından olsun. En yani. Yanık yenir simit. Şimdi çok güzel bir yere gideceğiz. Şöyle alayım. Efendim şunun da parasını vereyim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Devam edelim. Çengelköy çok modern bir semt. Yani şey olarak çok yoğun talep görülen bir semt turistik olarak. Ama aynı zamanda da burası böyle o eski mahalle havasını da çok iyi korumuş bir semt Çengelköy. Çengelköy... Böyle turistik bir yer, turistlerin yoğun talep ettiği bir yer. Çok güzel yalılar var, zengin bir muhit, modern bir muhit. Böyle esnaf birbirlerine bir aradadır, birbirlerine destek olurlar. Buranın insanlarına sahip çıkarlar. Bir bakalım börek alalım, güzel bir börek bakalım hadi. Şimdi Çengelköy'ün börekçisi de çok meşhur. Çok meşhur bir börekçiye geldik. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize hangisini tavsiye edersiniz? Ne alalım? Buranın bütün börekleri meşhur. Öncelikle spesiyalimizden başlamak isteriz. Cevizli peynirli kuru meyveli hanımefendi. Aa neler çıkmış bakar mısın? Evet. Harika. Şurada görünen içinde kıyma mı var? Bu kol böreği çeşitleri hanımefendi. İçinde kıyma, peynir ve patates çeşitlerinde mevcut. O zaman bir şey soracağım. Buyurun. Şu görünen parça var ya. Bak, şu mu? En önde. Şu mu? Kıymalı. Kıymalı. Ay evet ondan alalım. Tabii. Ve ondan alalım. Çünkü çok güzel bir yere gideceğiz. Evet. Başka bir isteğiniz var mı size? Valla simit de aldık. Şimdilik bu kadar yeter mi? O zaman bunları aldık. Evet. Bunlar yeterli şimdilik. Paramızı da ödeyelim. Ondan sonracığıma şöyle... Sonra muhteşem bir yere gidiyoruz. Efendim şimdi börekçiden hemen böyle sağa doğru dönüyorum. Burada sizi tarihi bir çınar altına götüreceğim. Ve çok keyifli bir yer. Benim çok çok sık geldiğim bir yer. Herkesin de aslında İstanbul'da yaşayan birçok insanın da bu bölgede yaşayan bildiği bir yer. Bilmeyenler için de şimdi bütün detayları anlatacağım size. Çok özel bir yer burası. Çok çok özel bir yer. Böyle küçük dar bir yoldan giriyorsunuz ana cadde, böyle o bütün restoranların, her dükkanların olduğu caddede arasından giriyorsunuz, böyle yürüyorsunuz. Böyle bir tarihi cami var yanında. Böyle yürüyoruz, 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 yürüyoruz. Evet, şimdi sizim... Geç, yapabilirsin. Dediğim gibi, tarihi Çınaraltı efendim. Osmanlı İmparatorluğu öncesinde 1200 yıllara dayanan, tahmini yaşı 780 olan bir çınar altı var. Gördüğünüz gibi kim bilir nelere şahit olmuştur bu çınar. Ve burada muhteşem bir çay bahçesi var. Gelenekselliğini bozmamış bir çay bahçesi. Şimdi ben size bütün detaylarını anlatacağım ve muhteşem bir manzaraya karşı, boğaz manzarasına karşı köprüyü görüyorsunuz, karşı tarafı görüyorsunuz, denizin dibinde. Yani hem böyle tarihi bir çınar altının altında harika bir çay bahçesi. Bu çay bahçesine dediğim gibi ben çok sık gelirim, çok çok sık gelirim. Çok keyif alırım. Şimdi içeri geçelim. O yüzden alışveriş yaptım, onu da anlatacağım şimdi. Şimdi içeri geçelim.
Bu çay bahçesi çok eski bir çay bahçesi, tarihi bir çay bahçesi, tarihi Çınaraltı diye geçer. Buranın en güzel özelliği ne biliyor musunuz efendim? Buradan çayınızı kahvenizi burada içiyorsunuz, meyve suyunuzu, meşrubatınızı ama kahvaltınızı dışarıdan alabiliyorsunuz ya da yemeğinizi. İster kebabınızı söyleyin, ister kokoreçinizi söyleyin, ister böyle benim gibi simit, börek alın ya da mesela evden kahvaltınızı getirin. Mesela ben çok görüyorum sabah erken geldiğimde herkes böyle masayı kurmuş. İşte evden böyle kendi kapları arasında kaplarıyla domates, peynir, işte zeytinini getirmiş. Buradan sadece içecek alıyorsunuz ve kahvaltınızı evden getirdiğiniz yemeğinizi getirebilirsiniz. Öğle yemeğinizi koyun kaplara, getirin burada yiyin. Hiçbir şey demiyorlar. Çünkü buranın gerçekten işletmecisi tok. Yani bu konuda bunu da paraya çevirelim, buradan da kazanalım gibi bir dertleri yok. Sadece normal olarak çay içecek parası alıyorlar. Ha, ama dersiniz ben evden taşımak istemiyorum. Yani ta nerede oturuyorum gelene kadar soğur ya da ben burada... Burada da kahvaltı yapabiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz, muhteşem bir menemenleri var. Aynı zamanda mesela kahvaltı da israf olabilecek kahvaltı yok. Seçerek alıyorsunuz kahvaltınızı. O anlamda da çok güzel. Şimdi çayım da gelecek, simitimi, böreğimi yiyeceğim. Keyifli keyifli. Dediğim gibi 24 saat açık. Sabaha karşı da geldiğinizde burada yine aynı lezzette çayı içebiliyorsunuz. Ben şimdi çayları da hemen söylemek istiyorum. Buranın çayı, ay çayım geldi. Çok teşekkürler, çok sağ olun, çok teşekkürler. Efendim buranın çayı da hiçbir zaman bayat değildir. Yani sabaha karşı gelin bayat değildir, sabahın köründe gelin bayat değildir, akşam gelin bayat değildir. Özel Rize'den geliyor ve 2 sene falan bekletilmiş çay. O yüzden de gerçekten çayı çok lezzetli, gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Şimdi kahvaltımı yapmak istiyorum. Boğaza karşı. Fakat burada rezervasyon falan yok ki. Geldiniz yer kapıyorsunuz. Ya erken gelin. Hani şu kenarlarda oturmak için boğaza karşı. Erkenden gelin, bekleyin falan. Onun dışında bulursanız hani birileri erken kalkarsa ne ala hemen oturabilirsiniz. Çengelköy'ün meşhur böreği. Gerçekten Çengelköy'ün çok özel şeyleri var. Bunlardan bir tanesi börek, bu Çınaraltı. Burası da bütünleşmiş yerler buralar. Yani burası da artık bir olmuş. Şimdi, yani tabii çok kafeler açıldı, çok restoranlar açıldı. Çok alternatifler var, çok lüks yerler var artık Türkiye'de, İstanbul'da. Yani o nostaljiyi, eski o nostaljiyi buralarda yaşama şansı ve buralar bozulmuyor. Ve bozulmayacaktı çünkü hani babadan oğula geçiyor ve o yeni gelen nesil babadan gördüğünü devam ettiriyor. Ondan sonra onun çocukları yine babadan gördüğünde. O yüzden bu böyle yerler başka bir el değiştirmediği sürece, eğer aile arasında döndüğü sürece asla da bozulmuyor. Ve buradaki servis de çok hızlı. Hani öyle beklemiyorsunuz, hemen herkes sizi kolluyor. Hani o anlamda da çok iyi. Hani şey değil, bazen çünkü gidiyorsunuz, garsona ulaşamıyorsunuz. İşte bekliyor, çayını soyuyor ya da yemeğini soyuyor, çay gelmiyor. Böyle bir sorun da yok burada. Çok kurumsal ve oturtulmuş burada her şey. O yüzden böyle Çengelköy'ün en güzel noktası bence burası ve en ekonomik yeri yine burası diyebiliriz. Dediğim gibi Çengelköy'ün kült olmuş mekanı. Hatta Çengelköy deyince hemen Çınaraltı diyebilirsiniz. O meşhur 100 yıllık Çınaraltı diyebilirsiniz. Ve buranın bir de hoşuma giden şeyi içerisindeki nostaljik hava. Yani ahşaplar, ortam o kadar böyle eskiyi size hatırlatıyor ki o nostaljik havasını hiç kaybetmemiş. Dediğim gibi çok kurumsal bir işletme olmasına rağmen o nostaljik havasını yaşatmaya devam etmiş. Kült olmuş bir mekan.
Çınaraltı, yüzyıllık Çınaraltı'nı dediğiniz zaman zaten Çengelköy'le bütünleşmiş bir yer. Ve hani buranın güzel olan tarafı benim için içeriye girdiğinizde dışarısı zaten ayrı bir güzel. Hani manzarası, denizi, boğazı ama içerisinde de bozulmamış bir eski hava var. İşte böyle aradaki kolonların ahşap olması, pencerelerin dizaynı, o ahşap ağırlığı, o nostaljiyi kurmuşlar. Yani dediğim gibi kurumsal bir yer, her şeyi çok gayet uygun olarak yapılan, aksamı olmayan bir yer. Ama ona rağmen bu eski havası burada korunuyor. Buraya kimler geliyor? Buraya her kesimden insan geliyor. Buraya çok çok zengin de geliyor, orta sınıfta da geliyor, alt sınıfta geliyor. Ama ağırlıklı buraya geldiğinizde şunu da görebilirsiniz. Sanatçılar, edebiyatçılar, ünlüler, sinema konuşup böyle saatlerce çayını içip de sohbetler edilir. Sinema sohbetleri, edebiyat sohbetleri. Buranın böyle bir entelektüel havası da vardır. Hani orta sınıfı anlatan bir entelektüel havası da vardır ama aynı zamanda da hani buranın çok çok üst düzey bu yıllarda oturan insanları da geliyor buraya. Yani buranın en güzel tarafı herhalde sanırım her kesime açık olması, her kesime uygun olması. En güzeli de bu. Kimse de kayırılmıyor. Yani dediğim gibi rezervasyon falan yok yani. Geldiğinizde boş masayı bulduğunuzda oturuyorsunuz. O yüzden de erken gelebilirsiniz. Eğer deniz kenarında oturmak istiyorsanız. Dediğim gibi içinde size özellikle göstermek istedim bu mekanı. Boğaz manzaralı deniz kenarında sıcacık çay eşliğinde mütevazı kahvaltımızı yaptıktan sonra Çengelköy'ün semt pazarına gidiyoruz. En sevdiğim yerdeyim. Neredeyim? Semt pazarlarındayım. Şimdi Çengelköy'e pazartesi günü geldiğinizde burada tam böyle Çengelköy'ün en işlek caddesi üzerinde pazar kuruluyor. Çengelköy pazarı pazartesi günleri. Böyle hafif hava yağmurlu ama ona rağmen yine de her şey kurulmuş. Standlar kurulmuş. Yine sebzeler muhteşem görülüyor. Meyveler harika görünüyor. Çünkü ben bu pazarın kokusunu çok seviyorum. Ve özellikle de alışverişimi pazardan yapmaya çalışıyorum. Bakalım neler var pazarda. Sadece yiyecekler yok. Burada hediyelik eşyalar, takılar, kıyafetler falan da satılıyor. Onları da göstereceğim size. Şimdi hemen şurada bir paradoks haline gelen cennet hurmasına geçmek istiyorum. Evet. Efendim, cennet hurması ile ilgili bir paradoks var. Nedir efendim? Cennet hurması, cennet meyvesi, Trabzon hurması gibi bunun böyle cennet meyvesi de deniyor. Birçok ismi var. O yüzden hep böyle karıştırabilirsiniz ama çok lezzetlidir. Tam da zamanıdır. İnanılmaz vitamin deposudur. Çok severim. Bir de muşmula var. Hani birilerine böyle kötü bir tabirde bulunmak isterseniz muşmula dersiniz ya. Aslında muşmula, bakın efendim, budur. Diğer ismi de beş bıyık. Bunların böyle değişik değişik ismi var. Bu da çok lezzetlidir. Çok severim. Hani birine muşmula derken bir kez daha düşünelim, işte muşmula bu. Niye derler acaba, bilemiyoruz. Devam edelim. Ay ne güzel, narların rengine bakar mısınız? Narlar muhteşem görünüyor. Ay 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 ay. Tam nar zamanı. Bol bol nar yemek lazım. Fiyatlar da gördüğünüz gibi artık pazarda da fiyatlar artık çok normal değil. Şimdi Çengelköy'ün neyi meşhur? Tabii ki de Çengelköy hıyarı. Bir dakika. Beyefendi diyor ki hakaret etme diyor ama hıyar diyoruz değil mi biz buna? Salatalık bu. Ama hıyar daha sevimli değil mi? Hıyar daha iri olur. Tabii. Ama hep öyle geçiyor. Çengelköy hıyarı çok meşhurdur diye geçiyor. Eskiden langa diyorlardı o hıyarlara. Tabii. Bu salatalık. Salatalıkmış efendim. Badem. Tabii. Neden Çengelköy'ün hıyarı diyemeyeceğim? Bademi meşhur. Aroması, kokusu farklı. Tabii. Ama gerçekten fark ediyor Çengelköy. Şehir dışından gelip alıyorlar bunları. Evet. Tabii. Evet. Yani
Çengelköy'e gelince herkes bir salatalık almak istiyor yani. Ve hani böyle manavlarda falan da satılıyor gün içerisinde ama pazarda şimdi gördüm gerçekten buranın Çengelköy'ün salatalığı çok güzel. Sürekli geliyor. Alışan sürekli geliyor aynı malı almaya geliyorlar yani. Semtlerimizin böyle meşhur olmuş ürünleri var. Mesela Çengelköy'ün salatalığı, Kanlıca'nın yoğurdu. Evet, doğru. Peki işler nasıl? Çok şükür, idare ediyor. Biraz kriz var ama iyi. Çark dönüyor. Dönüyor mu? Dönsün. Aman dönsün, dönsün. Esnafa, pazarda çark dönsün efendim. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Kesintisiz yayınlayacağız tabii ki de. Niye keselim? Evet, şöyle devam edelim. Ya gerçekten pazardaki ürünlerin farkını görebiliyorsunuz, bakar mısınız? Yani o kadar böyle kıl biber muhteşem, Yalova bahçedenmiş. Yani taze taze, çok seviyorum pazardan alışveriş yapmasını. Bir de çok enteresan artık şey var. Yani mesela kırmızı üzüm, beyaz üzüm Aralık ayında yiyebiliyoruz artık. Ve lezzetli de bu arada. Lezzetsiz de değil. Aa, burada da değişik bir şeyler var. Ejder meyvesi efendim. Ejder meyvesi değil mi? Eskiden ejder meyvesini bulmamız imkansızdı. Eskiden yoktu ejder meyvesi. Son bir iki yıldır var değil mi? Böyle... Ne kadardı? 5-6 yıldan beri başladı. Gazi Paşa'dan çıkıyor. Gazi Paşa ya. Gazi Paşa muhteşem bir yer. Muzu ayrı lezzetli. Ejder meyvesi ayrı lezzetli. Kimi de mi Gazi Paşa'dan çıkıyor? Hem Antalya'dan çıkıyor. Rize'den de geliyor. Alayolu. Bari. Bu neymiş? Aa. Barbunya mı? Barbunya yeşili. Bu fasulye gibi mi pişiyor? Öyle mi? Evet. Ay ne kadar iri değişik. Bak bunu da yeni görüyorum. Bu nedir? Yaban mersini. Ha yaban mersini. Ha. Tamam bildiğimiz. Yanındaki? Ha yaban mersini familyasından. Ya neler görüyorum pazarda? Ben bayağıdır gelmiyor muyum acaba? Pazar mı yenilendi? Pazar değişmiş. Ben çıkıyorum aslında. Ben hep sokaklardayım ama bak Çengelköy pazarında çok orijinal şeyler görebiliyormuşuz. Çok değişik. Bakar ay şunlar ne güzel ya. Çok güzel patlıcan. Çekirdeksiz patlıcan. Çengel bademi bu mu? Bakar mısınız? İşte bu küçük ve zarif oluyor çengel bademi. Hıyar dediğimiz şey iri olan oluyormuş. Onu da beyefendiden öğrendim. Yani hıyar demeyin. Salatalık kibar zarif olanı Çengelköy salatalığı bademi. Ay bakla da çıkmış. Ah ah çok güzel. Şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim. Patatesler, soğanlar, sarımsaklar. Ay yeşillikler ne güzel de dizilmiş böyle. Bakar mısınız? Karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası. Fiyatları söylemiyorum. Zaten üzerinde yazıyor. Sizler de görüyorsunuz. Kendiniz de pazara gittiğinizde zaten biliyorsunuzdur. Çengelköy'deki fiyatlar bu. Ama sizin yaşadığınız semtlerdeki fiyatlar nedir? Onları da siz biliyorsunuz efendim. Evet devam ediyoruz. Şimdi kışa girdik ya, kış sebzeleri başladı. Ondan sonra böyle en güzel, böyle zamanında yemek gerekiyor ya sebzeleri, meyveleri. Çok önemli. Ay ay ay, muşmulalar da burada. Çok güzel görünüyor. Pazarda sadece dediğim gibi sebze, meyve yok. Aynı zamanda kadın emeği de var. El yapımı, göz nuru ürünler de var. Bakın ya bunlar çok zor değil mi yapmak ya? Çok zor ama yapıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz ya bu modelini çıkartmak, ayarlamak? Şablonunu bile kendimiz çıkarıyoruz çoğunun. Bir şey söyleyeceğim. Çok ciddi bir ince ince işliyor musunuz? Yani? İğneyle. Noblon denen bir iplik var. Bunlar Miyuki boncuk. Kızım bana yardım ediyor. Bu boncuklar çok minik. Benim gözler görmüyor diye bakın gözlükler burada. O bana yardım ediyor işinin dışında. Aa, bu da yeni bir tasarım. Ben şimdi yeni görüyorum. Mesela bak bunu küpelerini falan Miyuki, yapmışlar. Miyuki, evet, Miyuki boncuklar. Hazır ürünler de var ama çoğu da dediğim gibi. Bakın şu tarafta öyle. Hepsi el emeği. El emeği, göz nuru. Ay bol satışlarınız olsun.
bol bol satışlarınız olsun. Çok seviyor unicorn bileklikler, onlar çok seviliyor. Çok evet. King Charles Golden, hepsinin şablonu çıkıyor. Harika. Ben biraz daha kolaylarını yapıyorum. Kızım. Siz kızı bayağı böyle. Değil mi, zorları ona? Sonumuz var yalnız. 10 üniversite öğrencisi mezun ettik biz. 3 öğrencim tıp okuyor. 2 ailenin de kirasını ödüyorum. Ay ne kadar güzel bir şey. Tüm buranın geliri onlara gidiyor. Harika bir şey yapıyorsun. Yapıyorum. Ben 6,5 yıl önce oğlumu ebediyete yolculadım. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah sizlere sağlıklı, huzurlu ömür versin. O mutlu olsun diye onun adına yapıyorum. Ay çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Çok anlamlı bir durum var. Bizden yardım ediyor bana. Beni destekliyor, sağ olsun. Yani Şengelköy pazarına gelirseniz ablayı lütfen bulun. Yani bir şey alacaksanız ondan alın. Yani bu çok özel bir şey. Hepsi. Şuradan 1 lira geçmiyor. O kadar. Hatta kendi emekli maaşım. O da dahil oluyor. Kızım diyor ki anneciğim diyor, paramız var. Hani buradan satış malzeme almaya gidiyorum. Onu emekli maaşımdan alıyorum. Allah'a çok şükür ihtiyacım yok. Ama ben başkaları mutlu olsun ve oğlum orada mutlu olsun diye yapıyorum. Allah oğlunuza gani gani rahmet versin. Gerçekten yani o kadar güzel bir şey yapıyorsunuz ki yani bu dünyada insanlar boş gelmemeli bence. Herkesin bir amacı olmalı. Gitme, hani ihtiyacım yok ama yok, ben böyle mutluyum. O sizi nasıl mutlu ediyorsa öyle olmalı. Ay çok duygulandım. Çok duygulandım. Çok teşekkür ederim. Evet. 7/24 açık bizde. Ay, ne güzel, harika. Harika, çok. Bir ara çekmiyordu. Hemen yaptırdık apartmanın üst katta şeyi, uydumuzu. Ay nasıl krizlere girdim. 7/24 açıktı. Gördüğünüz gibi. Erkenden şimdi İsmail Küçükkaya doğruya geldi. Size hepsini bütün programlarını izliyoruz Halk TV'nin. Serhan Asker'in hastasıyım. Görkemli hatıralar. Böyle onu bitiriyorum saat 1'de, ondan sonra işe koyuluyorum. Harikasınız, çok güzel. Hem izleyicimiz çıktı hem de biz de ona elimizden geldiğince destek verelim efendim. Çengelköy pazarında pazartesi günleri. Çok memnun oldum. Hoşçakalın. Sağ olun. Güle güle, sağ olun. Ay burada da taşlar var, çok güzel taşlar var. Bunlar ne taşları böyle? Bu taşlar ne taşları efendim? Bu taşlar enerji ve mineral taşları, şifalı taşlar, burç taşları. Çok güzel. Son dönemde biliyorsunuz böyle taşlar çok revaçta. Bunların kolyeleri yapılıyor, enerji veriliyor, sağlığa iyi geliyor. Ya çok güzel, burada da yine bir kadın emeği var, taşlarımız var. Haricinde hepsi benim kendi emeğim. Bütün tasarımlar kendime ait. Her bir kolyem tektir. Bir ikincisini yapmıyorum. Kişiye özel oluyor. Ay harikasınız. Ay ne kadar güzelmiş, pazara geldim böyle. Sebze meyve çekeceğim diye geldim. Evet, bekleriz her zaman. Sizin gibi güzelleri görünce biz de mutlu oluyoruz. Sizin güzelliğiniz o. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Sağ olun. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, burada da yine kadınlarımız, danteller, çeyizlere konulacak dantellerimiz var burada. Hoş bulduk sizi. Ay ne güzel bereler var, ne güzel bereler var burada. Evet, hepsi benim tasarımım. Öyle mi? Evet. Ay, çantalar, bereler, cüzdanlarımız, heybelerimiz, artı paspasım. Ay, şey böyle işte. Ne güzel ya, bir şey söyleyeceğim bakın. Bak pazara geliyorsunuz çocuklarınıza, yani gerçekten hem ablalara destek oluyoruz, evet, kadınlarımıza destek oluyoruz, hem de kendi ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz, hem de daha uygun fiyatadır eminim ki yani. Artı bunları yıka yıka kullan, hemen bir şey olmaz yani, tavsiye ederim el emeği, daha şaşmayalım. Kesinlikle, bakar mısınız çocuklar için? Aman pek bir güzel bu. Evet. Ne kadar bunun fiyatı mesela? Bu 80 lira. Yani bir de emek yani var burada. Anladın mı? Emek var. Yani ben hep onu tercih ediyorum. Yani alışverişimizi böyle kadınlardan yapalım. Ya da pazarlardan, küçük dükkanlardan. Yani hem destek olalım onlara, öyle değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle desteklerini bekliyoruz. Artı pazarlık istemiyoruz. Çünkü el emeğinin pazarlığı. Fiyatlar gayet uygun. Ablam sen ne satıyorsun? Ben yeşillik satıyorum.
istiyorum yavrum. Yeşillik mi? Ay ne güzel. İşte böyle ablalardan alalım. Ben hep bunu istiyorum böyle. Hoş. Hoş bu nedir ablacığım? Bu dağ çileği. Bundan tadabilirsiniz. Ağzına atabilirsin yavrum. Böyle mi atıyorum? Evet. Çok güzeldi. Dağ çileğimiz. Ben hiç dağ çileği yememişim. Bunu fark ettim. Neden daha iyi yavrum? Ay, sağ ol ablacığım. Vallahi iyi. Ben bir daha çekim yapmadan önce geleceğim. Kimlerden neler alacağımı artık biliyorum. Geleceğim alışverişe. Labada, hindiba, roka, kazaya, ısırgan. Ay çok güzel. Harika. Hurmamız var yavrum. Hurma zaten. Gemlik diye bir otumuz var. O da yararlı. Bak, değişik değişik otlar da var burada. Şifalı otlar. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Hadi görüşürüz. İnşallah geleceğim. Pazardan ayrılıp Çengelköy'ün çok farklı özel mekanlarından birine gidiyoruz. Bizleri çok eskilere götürecek muhteşem bir mekan. Kiminin çocukluğuna, kiminin gençliğine ama bu ülkede yaşayan herkesin burnunun diliğini sızlatacak, bir dönem yaşadığımız ortak duyguları hatırlatan, anılarımızı yad edeceğimiz çok özel bir yer. Sizi öyle bir mekana getirdim ki gördüğünüz gibi burada gazoz şişeleri eski gazozlar. Tam bir nostalji yaşatacağım size. İçeri giriyorum. Zaten dışarıda böyle oturulacak bir alan var. Eski telefonlar, televizyon, eski örtüler, masalar harika bir yer. İçerisi bir o kadar daha güzel. Şimdi girelim bakalım içeride neler var. Sobamız yanıyor. Lütfen kapıyı açık bırakmayalım. İçeride soba var efendim. Tam bir nostalji olacak. Haydi bakalım. Neler göreceğiz neler. Sizi öyle bir mekana getirdim ki yani buradan çıkamayız. Yani gelen çıkamaz. Çünkü yani bir iki saat, üç saat burada takılırsınız. Bütün detaylara bakarsınız. Eskici, kahveci, gazozcu. Yanımda da Ozan Bey var. O anlatacak şimdi. Yani muhteşem bir mekan yapmış. Yani birazdan detaylara da gireceğiz zaten. Ama öncelikle Ozan Bey, bize böyle bir mekanı sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ben ederiz. Bayıldım, bayıldım. Biz de burada olmanızdan çok mutluyuz. Bizim malzememiz şöyle, bundan yaklaşık 9 yıl önce İzmir'de, burası bir İzmir markası. Bundan yaklaşık 9 yıl önce İzmir'de bu işletme kuruldu. 25 metrekare bir dükkanda kuruldu. Kurucusu da benim kardeşim Özgür Çankaya'dır. Daha sonrasında yine bir 4 sene önce hemen hemen İzmir Bostanlı'da bir franchise şube açıldı. Biz de işte 2,5-3 yıldır Çengelköy'de hizmet veriyoruz bu anlamda. Sizin de söylediğiniz gibi eskici, kahveci, gazozcu olarak devam ediyoruz. Neden eskiciyiz? Ben hemen oraya gireyim. Çünkü burada gördüğünüz eşyalar birazdan zaten şey olacak. Hepsi satılık aynı zamanda. İçtiğiniz kahve fincanına kadar, oturduğunuz koltuğa kadar satın alabiliyorsunuz. Neden kahveciyiz? Bizde üçüncü nesil kahveler yok. Klasik Türk kahvesi, dağ çileği, merengeç, gerçek damla sakızı ve saray kahvesi gibi kahveler var. Bunları da biz İzmir'de özel olarak harmanlatıyoruz. Üçüncü nesil kahve kesinlikle satmıyoruz. Yani işte Frappuccino, Latte, Nescafe gibi kahveleri satmıyoruz. Neden gazozcuyuz? Çünkü bizde Coca-Cola, Ice Tea, Fanta bunlar yok. Biz yerel gazozları satıyoruz. Şu an burada 28 farklı gazoz var. Yazın bu 40-50-60'lara kadar çıkabiliyor. Ve gazozlarımızın hepsi şeker pancarı yapılıyor. İçerisinde glikoz yoktur. Ve soda değildir. Bunu da tırnak içinde söylüyorum. Hiçbirisi çünkü piyasada gazoz diye satılan sodalar var. Soda farklı bir şey, gazoz farklı bir şey. Bizim ürünlerimizin üzerinde hepsinde gazoz diye yazar mutlaka. Konsept olarak 60'lar, 70'ler, 80'ler buraya gelen misafirlerimiz çocukluklarını burada yaşıyor. Ya da genç misafirlerimiz burada telefonu, daktiloyu, ne bileyim gırgırı gördüklerinde bunlar nasıl şeyler diye bize soruyorlar ve biz hepsinin hikayelerini onlara anlatmaya çalışıyoruz. Konsept olarak yani görsel şölen olarak 60'lar, 70'ler, 80'ler olduğu gibi biz yiyecek içecek grubumuzda da bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yani
anneanne babaanne lezzetleri. Ay, çok güzel, harika. Bir hamburger, bir cheeseburger, bir pizza. Bizde bulamazsınız bu tarz yiyecekleri. Bunlar bizde yeni nesil yiyecekler diyor çünkü. Doğru. Bizde anne köftesi, anne patatesi, pişi, yarım ekmek arası tost ya da bazlama arası tost ya da mantı gibi ürünler var. Ve bu bahsettiğim, yani köfteyi kendimiz yoğuruyoruz, mantıyı kendimiz açıyoruz. Pişiyi kendimiz yoğuruyoruz, hamurunu. Anne yemekleri. Kesinlikle. Bunları yapıyoruz. Tatlı grubunda cheesecake, ne bileyim magnolia. Evet, hepsi birbirinden güzel yiyecekler mutlaka. Ama biz cheesecake'i yaparken şu anda mesela mevsimde bal kabağı var. Bal kabaklı cheesecake yapıyoruz. Ya da nar var. Narlı cheesecake yapıyoruz. Yani mevsimine göre tatlılar yapıyoruz. Ya da ayva olduğunda ayva tatlısı yapıyoruz. Kabak tatlısı yapıyoruz. Gibi biz bunları yapıyoruz. Sütlaç yapıyoruz. Hani dediğim gibi her şey anne, anneanne, babaanne lezzetleri. Mesela önümüzdeki hafta Kanlıca'dan yoğurt gelecek. Çünkü bu da çok eskidir bizde. Onu da sosisini yapacağız talep üzerine. Kahvaltıda işte ne yapıyorlar? Pankekler, kruvasanlar. Evet, onlar da birbirinden güzel, ayrı konu. Ama biz daha farklı bir şey yapalım. Ne yapalım dedik kahvaltıda? Pişi sunalım. Kalem börek sunalım. İşte sahanda yumurta mutlaka sunalım. Ve anne patatesi. Fresh patates değil. Çünkü patatesi kendimiz alıyoruz. Güzelce soyuyoruz. İşte kesiyoruz vesaire. Anne patatesi yapalım dedik ve bunları, tabii bunlarla beraber de işte soğuklar kahvaltıda. Ama reçellerimizi mesela Trilye'den getiriyoruz. Bursa Trilye'den. Bizim için önemli. Hani peynirimizi özenle seçiyoruz. İşte tereyağımızı özenle seçiyoruz. Kısacası biz burada yemediğimizi yedirmiyoruz, içmediğimizi içirmiyoruz. Buna bayıldım zaten. Gerçekten bayıldım. Şimdi hemen şunu anlatmak istiyorum. Seyircilerin de hayalinde canlansın. 80'lerdesiniz. Uyanıyorsunuz. Evde çıtır çıtır soba yanıyor. Gördüğünüz gibi. Böyle sobanın eve sindiği bir koku var. Ve düşünebiliyor musunuz? Sabahleyin anneniz kahvaltı hazırlamış. Pişi var. Pişinin kokusu, çay kokusu, demlenmiş çay kokusu. Yanında patatesi, patatesin kokusu ve kahvaltı yapıyorsunuz. İşte o duyguyu kokularla biliyorsunuz ve o duygular çok birbirine karışır. O duyguyu gelip burada yaşayabiliyorsunuz. Sobanın kokusu, bir anneanne, anne masa örtüsü. Evet. Ya inanılmaz. O 80'lerden kalma koltuklar. Bu arada 80'ler var, 70'ler var. Her dönemin eşyaları var. Yani tamamen nostalji yaşıyorsunuz. Her köşeye baktığınızda anılarınızda bir şey canlanacak. Ya da sobada kestane pişirebiliyorsunuz. Aa, işte bu da harika. Evet, ne kadar unuttuğumuz duygular yani var değil mi? Kestane şimdi kolay kolay bir yere gittik pişiremezsiniz. Yani evde ne yapıyoruz? İşte fırına atıyoruz. Ne kadar pişer fırında o kadar pişiyor işte. Ama burada bizim kestanemiz de var. Hem bizden de satın alıyor müşterilerimiz, misafirlerimiz. Dışarıdan da getirebiliyor. Problem değil. Kestaneyi ama tabii belli sayıda biz pişirmeleri izin veriyoruz. Çünkü yoğun olduğunda kestaneci sıraya giriliyor burada akşamları bazen. O yüzden hani kestaneyi de biz çizmiyoruz kestaneleri. Biz çevirmiyoruz. Biz kabını, bıçağını, maşısını veriyoruz. Misafirlerimiz kendileri çiziyorlar kesenleri, pişiriyorlar. O şekilde yiyorlar ki o zevki de tatmalarını istiyoruz. Kesinlikle. Yani o kadar güzel bir mekan ki. Ve Ozan Bey de gerçekten, hani bu arada şey de söylemek istiyorum. Bir çay içtim burada. Ben böyle bir çay içmedim. Nefis bir çaydı. Şimdi ben 20 yıldır işletmecilik yapıyorum. 20 yıldır da tabii günde neredeyse 2 demlikten fazla çay içiyorum. Çay, yani biraz önce söylediğim gibi yemediğimizi yedirmiyoruz, içmediğimizi içmiyoruz. O yüzden de çayımız, kahvemiz hepsi çok özenle seçiliyor. Öyle çay klasik dışarıdan değil, mutlaka bizim harmanladığımız bir çay. O yüzden de gayet keyifli. Bir içen mutlaka bir daha içiyor zaten. Yani ben böyle utanmasam, ben bir tane daha, bir tane daha falan diyecektim de artık dedim yapmayayım o kadar da. Her zaman içebilirsiniz. Yok, benim yeni mekanım burası kesinlikle. Evet. Çok güzel bir mekan. Şimdi köşe köşe anlatacağım size. Çünkü her şeyi gösterip anlatmak istiyorum. Burası Atatürk ve okul köşesiymiş efendim. Şimdi herkes şunu hatırlar. Fişleri. İlkokulda biz okuma yazmayı belli bir nesil bu fişlerle öğrendik. Bunlar kesilirdi. Bayram geldi. Ali topu tut gibi. Şu çantada o dönemin herkeste olan
o dönemin en popüler çantalarındandır yani. Burada yine bir fotoğraf, eski fotoğraf makinesi gördüğünüz gibi çeşitleri var. Bu şeydi, müzik kolu, fen kolu, trafik kolu ve bir şeydi sanki, hani gerçekten bir bakanlık almış gibi, büyük böyle bir şey almış gibi çok mutlu olurduk. O kolumu takardım böyle. Ben hep müzik kolundaydım. Genelde hep müzik kolundan başka hiçbir kola girmedim. Yani sınıf başkanı bir kere mi olmuştum hatırladığım kadarıyla. Böyle kolluğumu takardım. Böyle gururla dolanırdım böyle okulda. 80'li yıllarda okul zamanını yaşayanlar hazır mısınız? Size çok hatırlatıcı, değişik bir şey göstereceğim. Herkes hatırlar bunu. Bunu hatırlar mısınız? Bakar mısınız? Kalemtıraş. O zamanın kalemtıraşı. Şimdi şöminenin yan tarafına gidiyorum. Burası da babaanne köşesi. Burada Ozan Bey'in babaannesinin fotoğrafı var. Mekana da ismini veren kişi aynı zamanda. Burası tam babaanne köşesi. Zaten bu danteller ciddi bir el emeği. Yani bir dönemde herkesin evinde bu dantellerden vardı. Yani yeşil koltuk biraz 60'ları hatırlattı. 60'lı yıllar, 70'li yıllar sanki, ama bunların 80'li olduğuna gayet eminim. Evet, böyle bir müzik setinin yanında o dönemin pick-up'ları, bakar mısınız? Şöyle plaklar, küçük plaklar, radyo. Ya çok güzel. Evet efendim, bunu hatırlarsınız Kibar Feyzo filminden. Bir şeydi, bayılırdım ben buna, bayılırdım. Yurt dışından gelirdi, çok güzeldi. Şimdi şu telefonlar da ilk gelen telefonlardır. Yeşili, kırmızısı, böyle beyazı vardı bu telefonların. İşte şey verirdi bunu, böyle petete verirdi galiba işte. Altın rehber vardı. Mesela burada ben kendi numaramı bulmak isterim aslında. Çünkü belki muhtemelen benim numaram da olabilir. O zamanlar böyle internet falan tabii ki yok. İnternet yerine şimdi Google'dan bakmak yerine buradan bakıyordunuz. Ve istediğiniz numarayı da buradan bulabiliyordunuz. Şimdi bu kumbara bir banka vermişti. Benim de vardı bu kumbaradan. Altı şimdi metal ama benim plastikti. Ben bu kumbarayı doldurdum. Ondan sonra da anahtarını kaybettim. Sonra geçen gün evde buldum kumbaranı. Ben o kumbaranın şu alt kısmını açmak için neler yapmışım. Böyle yakmışım. Yani parçalamak için yerlere atmışım. Her tarafı yamuk yumuk olmuş. Ondan sonra çivilerle bir şeylerle bunu böyle açmaya çalışmışım ki o içinde biriktirdiğim paraları almak için. Yani açmışım herhalde muhtemelen. Kilidi kırmışım. Ne kadar artık parasız kaldıysam, nasıl böyle para aşkıyla yandıysam artık. Daha küçüktüm o zaman, ilkokuldaydım. Şimdi bu kumbarayı görünce o geldi aklıma. Yine sizi çocukluğunuza, gençliğinize götüreceğim bir şey göstereceğim. Cineli'nin top ağacı. Cineli serisi. Bunu herkes hatırlar. Bakar mısınız? Tommix'ler. Bunları da böyle kesinlikle hatırlayan ve böyle aa diyen bir sürü kişinin sesini duyuyorum şu anda. Eski Tatlar Bakkalyesi'ne hoş geldiniz efendim. Bizim dönemimizin bir dönemin tatları. Sakızları, şekerleri, leblebi tozları hepsi burada. Şimdi buradaki çoğu markayı aslında kapatmamıza da çok gerek yok. Çünkü bu markalar yok artık burada. Yani bunlar dönemin markaları. O yüzden de hani ismini görünce hatırlıyorsunuz ama şu anda satılan bir reklama girecek bir durum yok. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Mesela leblebi tozunu hatırlamayan herhalde yoktur. Ya şunu hatırladım. Aa evet. Bakar mısınız? Bunu, ay bunlar da, ben ne çok yermişim bunları. Bunları giderdim böyle bakkaldan avuç avuç alırdım. Ay neler var, neler 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 neler. Böyle mesela birinde hediye alacaksınız. Buraya gelip bu mekandan böyle çocukluk nostaljik emzik şekerler falan hepsi bu torbanın içinde. Buradan alıp mesela birine hediye verebilirsiniz. Bu bir dönemin, yani bizim dönemlerimiz, kendi dönemlerinde her dükkanda aslıydı. Veresiye satan, peşin satan. Dışarıda böyle güzel bir tatlı ve Türk kahvesi isteyeceğim. Dışarıda tadına bakacağım. Sizlere de anlatacağım. Şimdi sunum çok güzel. Türk kahvesi söyledim. Burada dedi ya, Ozan Bey de dedi. Burada böyle popüler kahveler yok.
Tamam, menengiç kahvesi, Türk kahvesi ama bir de daha çilekli Türk kahvesi dedi. Onun tadına bakmak istiyorum. Nasıl bir şey? Çok güzel. Çok güzel. Daha çilekli Türk kahvesi ilk defa içiyorum. Bayıldım, bayıldım. Çok güzel bir tat. Böyle aromalı, çilek aromalı, harika bir Türk kahvesi içebiliyorsunuz. Lokum var yanında, klasik. Bir de tatlılarını hemen tadına bakıp söyleyeceğim. Bu bal kabaklı cheesecake'miş. Bakalım. Çok değişik. Ve tam ev yapımı. Tamamen organik bir şey yiyorsunuz. Yani evde annenizin, anneannenizin yaptığı, eşinizin yaptığı tatlı. Bu da narlı cheesecake. Nar geliyor ağzınıza. Nar tanelerim. Çok güzel. Yemekleri güzel. Kahvaltısı güzel, menemeni güzel. Tatlıları 10 numara. Tamamen ev tatlısı. Yani şey gibi. Hani evde misafirliğe gidersiniz, böyle evin annesi, hanımı bir tatlı yapıp getirir. Aynen o tat. Bayıldım, bayıldım. Bu mekan benim mekanım artık. Ben bundan sonra buraya gelirim. O zaman ben şöyle tatlılarımın tadına bakayım. Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.